takdim kıldığım şehadetnamelerden malum olacağı üzere Üsküdar Ravza-i İrfan Mektebi'nden, keza Üsküdar İdadi Osmaniyesi'nden fevkalade dereceyle mezun olmuş bulunmaktayım. Devairden birinde memur olmak hususunda istirhamıma müsbet bir cevap husul olmamıştır. Bu kere münasip görüldükte ol makama emir buyurulması hususunun isafını niyaz eylerim efendim. Danalar girmiş bostana. Lan sokak ya, başımın etini yedim. Keşke çıkmasaydık. Allah ısmarladık anne. İşin rast gider inşallah. Katip geçiyor. Geçsin ayol, Üsküdar'da kıtlığı mı var? Bu öylesi değil, komşu Zümrüt sesli katip bu. İşe mi gidiyor acaba? Ne gezer ayol, iş arıyor masum. Kaleminden kan damlıyor ama vazife vermiyorlar. Niye kız? Zaptiye Nasır'ı babasına garezmiş, vaktiyle anasını istemiş, vermemişler. O Nazır kör olsun inşallah! Şşt Ahmet, bunu katip abine ver. Katip abi! Katip abi! Bunu ablam gönderdi. Ablana söyle, o benim hem komşum hem de kardeşimdir. Bir daha böyle şey yapmasın, çok ayıp. Seher'in verdiği nameyi almadı. Alır mı ayol? Aşık o, aşık! Gözü dünyayı görmüyor. Yavaş, sıramızı bekliyoruz. Uslu durmazsan bu amca bizi döver sonra. Acaba Nazır Bey'e şu evrakı götürebilir... Şşşt, içeride meşgul, zor hadi! Gidelim artık, gidelim, gidelim artık diyorum, gidelim artık, gidelim, gidelim! Dur biraz! 3 saat oldu Katip Efendi, Nazır Paşa Hazretleri'nin işleri bitmedi mi acaba? Bitse söyleriz hanım! Hemen gelsinler diye buyurmuşlar, bir zahmet haber verseniz. Hasbinallah ve nimelle geliyorum. Meşgul! Çok! Çok meşgul! Fakat biz ateş üstündeyiz. Değil ateş, yangın çıksa rahatsız edemem! Devlet işi bu hanım! Evde hastamı bıraktım. Bunun yetim maaşı için kapı kapı dolaşıyoruz. Babasını kaybedeli büsbütün huysuzlaştı yavrum. Zavallı küçük yetim! Boş yere sızlanıp durma! Kaderin bu senin! Hayatın boyu kim bilir daha kaç büyük kapı önünde böyle ümitsiz bekleyeceksin. Tıpkı benim gibi. Ben de babamı küçük yaşımda kaybetmişim. Ben de bilirim, ben de tattım yetim büyümenin acılarını. İnce bir hastalıktan genç yaşta ölüp bizi yalnız bırakan babacığımdan birkaç liyakat nişanı, güzel yüzlü bir fotoğraf ve altın kalpli bir anne kalmış bana. O talihsiz anacığım, bize hiç kimsenin el uzatmadığı yoksul yıllarımızda okuma hevesimi ve baba mirası sesimi değerlendirmek için yememiş, içmemiş, beni iyi ellerde yetiştirmeyi bilmiş, muvaffak olmuş. İptidai tahsilimi Üsküdar Ravza-i İrfan Numune Mektebi'nde yapmışım. Uzak akrabamızdan hocam Dürri Efendi, ilme ve musikiye aşık, ehli dil ve ileri fikirli bir muallimdi. Sabahları hep bir ağızdan ilahiler okurduk. Sesimin güzelliğinden olacak, hocamız Dürri Efendi beni en ön sırada oturturdu hep. Bayram sabahlarında anneciğim beni gücü yettiği kadar giydirir, babamın Karacaahmet'teki kabrine ziyarete götürürdü.
et güzel evladım. Dua et ki sen de baban gibi şerefli ve kıymetli bir insan olasın. Nazlılar komşumuz ve aile dostumuzdu. Her yaz bitişiğimizdeki yalıya taşınırlar ve kış gelince giderlerdi. Bazı günler annelerimiz ağaç altında dinlenir hava alırlarken biz ikimiz kırlarda el ele oynardık Nazlım'la. Bu tertemiz ve sıpsıcak çocuk yakınlığının zamanla bir gonca gül gibi serpilip ileride kalbimi yakan bir ateş haline gelebileceğini o günlerde tahmin edebilir miydim hiç? Ne düşünüyoruz seni? Yaz mevsimi ne kadar güzel, sen ne kadar güzelsin. Yarın gene kış gelecek, siz gene gideceksiniz. Ben yapraklarını dökmüş ağaçların altında üzülerek seni bekleyeceğim. Niye üzüleceksin? Bilmem ki. Öyle oluyor hep. Evet, hep öyle olurdu. Kuru güz yaprakları dökülmeye başlayınca komşu yalı boşalır, küçük Nazlım giderdi. Ve ben eşini kaybetmiş bir kuş gibi rüzgarla uğuldayan koruluklarda tek başıma dolaşır, geçmiş yaz günlerini, Nazlım'ın hayalini arardım sanki. Ve nihayet bayram sabahları okunan ezanlar, avlularda kesilen kurbanlar, kulaklarda zevkle çınlayan Ramazan davulcusunun bayram manileriyle beraber kalbimin sonsuz bayramı da geri dönerdi. Nazlım'a kavuşunca dünyalar, dünyalar benim olurdu. Çok özledim seni. Bayram hiç gelmeyecek sandım. Ben de. Dadım çok üzdü beni bu sabah. Biraz daha büyüyünce birbirimizi göremeyecekmişiz. Niçin? Çarşafa girecekmiş. Çok fena bu. Bayramlarda görüşelim hiç olmazsa. Bayram sabahları. Bak bu olur. Koşa koşa gelirim sana bayram sabahları. Söz mü? Söz. Yıllar geçti ve Nazlım durdu sözünde. İstanbul'un her mübarek bayramında buluştuk Nazlım'la. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de Nazlım. Buraya kadar gelmekle beni ne derece bahtiyar ettiğinizi bilemezsiniz. Ne yazık ki pek fazla duramayacağım. Ev misafirlerle dolu. Annenizin elini öpmek bahanesiyle çıkıverdim. İhya ettiniz. Bir an içinde olsa yüzünüzü görmek saadettir. Benim için de öyledir. Efendim. Gene aylarca göremeyecek miyim sizi? Benim elimde olsa. Anlıyorum Nazlım. Bu hasretlere mesut bir şekilde son vermek bana düşer elbet. Bayram ertesi Efkaf Nazırına memuriyet için müracaat edeceğim. Belki bir müjdeyle dönerim. Kaleme alınırsam annemin niyeti derhal babanızla temasa geçmek. Gitsem ben. Haftaya bizimkiler kına gecesine gidiyorlar. Babam da Göksu'ya davetli. Sandalla yalıdan geçerseniz belki gene görürüz birbirimizi. Çok, çok teşekkür ederim sevgilim. Nazlım. Komşular, Zümrüt sesli katip kızla buluştu gene. Henüz resmi bir daireye adımımı atmamıştım ama semtimiz halkı ismimi katibe çıkarmış, Üsküdar'ın kadir bilir insanları teveccühlerinin bir mükafatı olarak bu payeyi bana lütfetmişlerdi. Mektebe gidemeyen küçüklerin derslerine yardım ediyor, askerdeki evlatlara mektup, hükümet kapısında işi olanlara istida yazıyor ve bazen de bağrıyanık anaların gönüllerine su serpmek için hudut boylarında, Yemen çöllerinde can vermiş mübarek vatan şehitlerinin ruhuna Allah rızası için mevlüt okuyor, bütün kalbimle, bütün kalbimle dua ediyordum. Dua ediyordum. Allah razı olsun, dünyada iyi insanlar da var. Hey delikanlı, uyuma, sıra sende, uyuma! Nazır Hazretleri uyumanı beklemez konuşmak için! Nazır bu, beklemez elbet! Müsaade-i devletleri dur!
Efendim, şey... Efendim... Nedir? Müsaade-i devletleri olursa... Kes! Kes! Kısa kes, nedir? Bir istida efendim. Kalemlerden birinde bir vazife talebiyle tasdik ettim. Tavsiyen var mı? Naçizane iki şehadetnamem var efendim. Kulunuz idadi mezunuyum. Yetmez! 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 O şehadetnameleri çok gördük biz. Üdeba'dan, Üzera'dan, Vükela'dan kimin kimsen yok mu? Allah'tan gayrı... Allah'tan gayrı kimsem yok efendim. Burası devlet kapısı, imaret değil! Cebine her şehadetnameyi koyana, buyur katipsin dersen yandık! Ama efendim... Hadi yallah! Hadi yallah! Hadi yallah! Özür dilerim efendim. Beyhude rahatsız etmişim. Ona dokunmayayım Morday efendi. Baba yahatkârıdır. Bir altın verirdi Mehmet deseydin. Hayır, hayır! Ne olursa olsun onu satmam. İki buçuk altın versem olmaz mı? Başka ne isterseniz alın ama ona dokunmayın. Öyle olsun. Başka satacak bir şeyiniz olursa çağır beni. Buyur paranız, helal olsun. Biraz çabuk olun, neredeyse oğlum gelir. Neredeyse oğlum gelir. Üzülme yavrum, canın sağ olsun. Bir gün bunca yıl okumanın semeresini göreceksin elbette. Bu akşam Nazlı'ya müjde götürecektim sözde. Kaleme alındım, artık istikbalimizi konuşabiliriz diyecektim. Yine dersin evladım. Altın yere düşmekle sakit olmaz kadir kıymetten demişler. Zamanede iltimassız iş yürümüyor. Ama bir gün senin kadrini bilen çıkacaktır elbette. Bir gün. O güne kadar Nazlı'mı bekletmeye ne hakkım var anne? Sandala çıkacağız yarın akşam. Belki de bu son buluşmamız olacak. Kim bu? Hafız Sami. Benzemiyor Sultan. Halep bin Hafız mı yoksa? Hayır, o da değil. Bambaşka bir ses bu. Hem de genç bir ses. Selamlığa haber sal. Bulup getirsinler bu genci. Yarınki mevludumuzda mutlaka dinlemek istiyorum bu sesi. Saraydan amir buyurdular efendim. Saraydan mı? Feriye Sarayı'ndan beni istiyorlarmış. Bu ne demek ola anneciğim? Padişah efendimizin hemşireleri otururlar orada. Son derece hayırsever, son derece âli cenap bir hatundur. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Elin Allah diyelim, hatten bahse silelim, alemler seyredelim, Allah Allah dedikçe, Allah Allah dedikçe. Seyyid-i kainat, Hazret-i Fahri Alem Muhammed Mustafa'ya salam. Allah'a ardın zikreder.
kim ol emel ana? Her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, her gizep ter olmayanın sonu, her nefeste Allah adın demüdan. Allah adıyla olur her iş tamam. Amin ya Rabbel Alemin. Sana hamdü sena eder, yüce peygamberimize ve onun âlü eshabına selatü selam ederiz. Amin. Ey merhamet sahifelerine rahmet ibaresini yazan, mevlid hadisesine beşaret tabirini vuran, nübüvvet hakimesine Muhammed namını koyan, risalet fermanına Resulullah mührünü basan ulu Allah. Amin. Şu anda dergâh-ı izzet ve bârigâh-ı hamiyetine uzanan masum ve mümin eller, aşkınla tutuşup yanan gönüller, Allah Allah diyerek mübarek namını tesbih etmek suretiyle deryâ-i rahmetini coşturan diller hürmetine. Amin. Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nuruna, ruhumuzu da coşturacak aşkına muhtacız. Bütün ümmeti Muhammed'e lütfeyle ya Rabbi. Sizi ve sesinizi çok takdir ettim. Pek mahsuz oldum. İltifat buyuruluyor sultanım. Usule iyice vakıfsınız. Hocanız Dürrü Efendi'den ben de ders almışımdır. Onun tavrına yeni bir renk katmışsınız. Şayanı tebrik. Kerem buyuruluyor sultanım. Evvel emirde şu memuriyet işinizi halledelim. Devlet hizmetinde sizin gibi ehli irfana ihtiyaç vardır. Nazır Paşa nasıl olmuş da sizi reddetmiş. Estağfirullah! Estağfirullah! Buyursunlar beyefendi oğlum! Buyursunlar efendim! Hiç izan yok bunlarda! Böyle bir zat-ı muhterem kapıda nasıl bekletirler? Oturun efendim! Oturun evladım! Oturun efendim! Ah paşa oğlum! Önceden niçin bana teşrif etmediniz? Sizin gibi iki tane, hem de Ali'yle ala derecede iki tane şehadetnamesi olan bir münevvere kapılarımız ardına kadar açıktır. Devlet-i Aliye'ye sizin gibi gençler lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Sultan hanımefendi hazretlerinin mübarek ellerini, mübarek eteklerini öperim. Hemen yarın vazifeye başlayacağınızı tebşir edin kendilerine. Hangi kalemi tercih edersiniz acaba? Aman efendim. Muhasebe ağırdır, sizi kavaniine verelim. Nasıl emir buyurursanız efendim. Gel! Bican efendi hemen bana gelsin. Bican efendi kavanin odasının emektarı tatlı bir kalem efendisi. İlk gün bana kağıt kesmesini, sonra da kamış kalem yontmasını talim ettirdi. Kâtip olmanın ilk şartı buymuş onun kavlince. Sen ezelden kâtip misin meğer? Sayenizde olacağız efendim. Yavaş aksır be kardeşim! Baş kâtip beyi uyandıracaksın. Burası böyledir işte. Baş kâtip bey hep uyur ve uyurken çalışırmış. Bize öyle söyledi işte. Sana ilk günün baba nasihati. İşinden katiyen başını ayırmayacaksın. Bir gözünü kör, bir kulağını da sağır edeceksin. Ve sık sık da padişah efendimizin ömrüne dua edeceksin. Ondan sonra korkma, hele arkanda varsa. Sen şimdi bunları kese dur, ben gidip ikindiyi kılayım. Ha! Akşam da İstavru'ya gider mastika çekeriz. Artık ben de
Belki de en kalantor katiplerin arasına girebilecek, parmakla gösterilecektim. İlk maaşımla kendime süslü bir katip elbisesi, anneme de küçücük bir hediye almıştım. Küçücük bir hediye. Şimdi hayatta tek eksiğim kalmıştır. Nazlı mı? Benim de en büyük arzum bu yavrum. Sizi Allah ezelden münasip görmüş birbirinize. Ben de elbette ki canı gönülden isterim. Sağ olun anneciğim. Ama Nazlı kızımızın anneleri yok. Benim yerime araya bir erkek girse... Mesela hocan Dürr Efendi. Bunu çok güzel düşündünüz anneciğim. Yarın cuma, kalem yok. Tekkeye gider görürüm hocamı. Demek öyle Agopyan efendi. Üzüldüm, dilgir oldum. Sonra? Sonra zaptiyeler tiyatroyu kapattılar. Hepimizi müteferrikaya götürdüler. Ertesi sabah Allah'tan ki bir kol ağası kızı tanıdı. Bu Müslüman kızı değildir, tanırım Ermeni kızıdır, sahneye çıkabilir dediyse... biz de kefeni yırttık, yoksa halımız dumanıdı. Olur böyle şeyler Agopyan efendi. Aktör, şantör, oyuncu denince adamdan saymıyorlar bizi. Haşa! Bir gün sizin de kadriniz bilinecek. Kitaplara geçeceksiniz Agopyan efendi. Tiyatro bir mektebi edeptir. Bir terbiye ayinesidir. Bunu ağırlayan kim? Rahatsız etmiyorum ya. Yabancı değil, yabancı değil. Benim hem talebem, hem akrabam... hem de medar-ı iftiharım Katip Bey oğlum. Agopyan efendi üstadımızı tanıman gerek. Kendilerini şair evlenmesi oyununda görmüş, hayran kalmıştım efendim. Ah, işte o. Efendim... bendeniz mübarek cumadan bil istifade şunun için rahatsız ettim ki... Biliyorum evlat. Sen kaleme başlayalı bu mesele zihnimi kurcalar durur. Valide hanımı açtın mı? Size başvurmamı tavsiye etti efendim. Bağış üstüne vazifemdir. Sen hemen Nazlı hanım kızımıza bir haber ilet. Pederleriyle görüşmek isterim. Selamımı ulaştır ve bu işi Allah'ın izniyle olmuş bil. Niyetimiz oğlumuzu evlendirmek Agopyan efendi. Ne oldu, neredeler? Sormayın Katip Bey oğlum. Padişahımızın emriyle bir gecede apar topar sürüldüler. Allah kahretsin bu hafiyeleri. Ya Nazlım? O da gitti. Benim aziz efendim, biraz sonra İstanbul'u terk etmeye mecburuz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz henüz. İmkan bulursam mektup yazacağım size. Allah'a emanet olun. Ölünceye kadar sizi sevecek olan Nazlı'nızı unutmayın efendim. Mektup yazarım diyor. Yazabilir sanıyor zavallı. Yazsa bile size ulaşmaz ki. Nereye gittiler acaba? Allah bilir. Belki Yemen'e... belki de Fizan'a. Dönmezler mi? İlahi evlat, sizler padişahın gazabının sürgün çöllerinin ne olduğunu bilmezsiniz. Hem boşuna dememişler, giden gelmiyor diye. Bir daha göremeyeceğim Nazlı'mı. Gözlerimi gözlerine, ellerimi ellerine süremeyeceğim. Aşkımızla beraber onu gurbet ateşi, beni gurbet acısı yakacak şimdi de. Havada bu. Mom.
mahlede gün göçmen yok. Bu ne şivandır şu Yemen elleri, ne de yandır ah o Yemen'dir, gülü Çemen'dir, giden gelmiyor acep nedendir. Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne iştir. Kışlanın önünde redif sesi var, bakın çantasında acep nesi var, bir çift kundurası, bir de fesi var. Ah o Yemen'dir, gülü dikendir, giden gelmiyor acep nedendir. Yolu yokuştur, giden gelmiyor acep ne iştir. Nazlım'ın hasretiyle uzun aylar ve yıllar geçti. Kalem muhitinde kıdemim ve itibarım artmıştı. Sevgimi, aşkımı, saadetimi elimden alan kara talihim, hayatın diğer yollarında yüzüme gülmeye başlamıştı. Yükseliyordum, yükseliyordum ama ne yazık ki mesut değildim. Beyler, rahatsız olmayın rica ederim. Oo, sabahı şerefiniz hayırlar olsun Katip Bey. Bu sabahki mektuplar... Bana da var mı? Tam 2 yıl geçti, gene de aynı suali soruyorsunuz. Elimde değil. Artık unutun Katip Paşam, oradan mektup gelmez artık. Boşuna dememişler, ora Yemen'dir, gülü dikendir diye. Pek doğru Bican Efendi. Maziyi unutmak lazım, bak ikbalin parlıyor, koca bir başkatipsin bugün. Erbabı kalem arasında bir tanesi ya, ayrıca sesinde dillere destan sarayda bile. Nideyim sahnı çemen seyrini, cananım yok. Neşet Bey, sizi zaptiye nezaretinden istiyorlar. Fakat efendim... Hayır, götüremezsiniz beni! Hiçbir lekem yok! Hiçbir şey yapmadım! İşte biri daha gitti. Gitti ve geri dönmeyecek. Zavallı kim bilir hangi mecliste hüsnü niyette, hürriyette, müsavattan bahsetti. İşte böyle Katip Paşa, iki iradenin esiriyiz bizler. Biri Allah, ikincisi sümme haşa, padişah! Nazır Paşa sizi istiyorlar. Hemen geliyorum. Allah Katip Paşa'mı korusun! Allah biliyor ya! Allah biliyor ya! Seni ilk gördüğüm gün cevherli bir genç olduğunu anlamıştım elhak! Sultan Hazretleri hemen seni görmek ister! Sultan Hazretlerini bilirim ben! Birini çağırdı mı, onun başına devlet kuşu kondu demektir! Hadi durma! Ama mesai vakti efendim! Mesai ne demek? Sultan Hazretlerinin emri yanında... mesainin lafı mı olur? Sizin için bazı tasavvurlarım vardır. Bu tasavvurlarımı kuvveden fiile çıkarmak istiyorum artık. İşitmişsinizdir. Hanım sultanlardan ve saraylılardan mürekkep bir saz heyetimiz vardır. Bahis buyurmuştunuz sultanım.
Sen de bu kitabet ve bu ses varken daha çok parlarsın Katip Paşa. Nasıl talebelerin güzel mi? Allah sahiplerine bağışlasın. Birinin de sahibi sen olursun bakarsın. Saray kızlarını bilirim ben. Bir koca bulup kafesten kurtulmak için can atarlar. Hele senin gibisi olursa. Gülme! Bu zamanda saraya damat olmak ne demek? Söz kesildiği gün bir rütbe alırsın. 3 ay sonra da oho! Hiçbirinde, hiçbir şeyde gözüm yok benim. Ne izdivaç ne rütbe. Nazlım'dan bir haber gelsin. Sıhhat ve afiyette olduğunu bileyim. Başka hiçbir dileğim yok Cenab-ı Hak'tan. Ben de ümitlenmiştim. Huri gibi saraylılardan biri gönlünü çeler de bu derdi unutursun diye. O dert benim ruhuma işlemiş Bican Efendi. Bu kalbin çarpıntısı gibi tabii bir şey olmuş bende. Değil sarayın, kainatın bütün güzelliklerini, bütün servetini önüme serseler başımı çevirip bakmam. En küçük bir ümit dahi olmasa ben Nazlım'ı bekleyeceğim. Ölünceye kadar ona bağlıyım ben. Bir gün gözümü Nazlı diye kapatacağım. İnan bana. Peki peki, beni de dertlendirmesin. Hanım kızlar gidebilirler. Size yeni bir talebe tanıtacağım için meşkinizi kestim. Bir hanım kızımıza daha ders vereceksiniz. Yalnız bu hanım kız efendimizin manevi himayelerindedir. Aynı zamanda Serhafiye Fehim Paşa'nın oğlu Rahmi Bey'le nişanlıdır. Yeni vazifenizin ehemmiyet ve nezaketini anlamışsınızdır zannederim. Ne gibi sultanım? Efendimizin emirlerini sizin nezahat ve iffetinize güvenerek kabul ettim. Ancak saray muhitinden dedikodu eksik olmaz. Üstelik bizim kızların çeneleri. Talebelerinizin hepsi size hayran. Bu küçük hanım için de böyle olabilir. Maazallah en ufak bir dedikodu olursa sizi Fehim Paşa'nın şehrinden ben bile kurtaramam. Bunu hatırlatmak istedim size. Ayrıca size itimadım büyüktür. İtimadınızla iftihar ederim efendim. Sultanım müsterih olsunlar. Kulunuzun kalbine hiç kimse, hiç kimse giremez efendim. Yaver beyefendinin nişanlıları ancak hürmetimizi görürler. Sizden de bunu beklerdim. Buyursunlar. Buyursunlar efendim. İşte muallim beyiniz. Hocanız biraz gençtir ama musikide mertebesine söz yoktur. Müteşekkiriz sultanım. Nakşidil, sen burada kal. Belki ihtiyaçları olur. Onlar meşkederlerken biz de bahçede valide hanımınızla kahvemizi içelim. Nasıl emir buyurursanız sultanım. Başlamak... Başlamak ister misiniz? Siz... Nasıl isterseniz efendim. Padişah efendimizin emriyle yanlışlık anlaşılıp kızın Yemen'e sürülen babası affedilmiş. Affedilmiş ama ömrü vefa etmemiş zavallının. Kızcağız da verilen ferman üzere Allah kısmet ederse gelinimiz olacak efendim. Müstakbel zevceniz cidden nadide bir melek. Ona aşık olmak için efendimizin iradesine hiç lüzum yok. Bendeniz de aynı fikirdeyim sultanım. Meşke başladılar. Muallim bey itimadınızı kazanmış olsa gerek sultanım. Hüsnü ahlakıyla tanınmış, itimada değer bir gençtir. Böyle olmasa hanım kızımızı himayesine tevdi etmezdim. Allah gönlünüze göre versin efendim. Hemen böyle kötü düşünme Nazlı için, mecbur olmuştur belki kızcağız. Padişah efendimizin iradesi varsa karşı gelinmez, mecbursun beklemeye. Yapamam anneciğim. Nazlım başka bir erkeğin nişanlısı olarak karşıma çıkacak, ben 7 kat yabancı gibi ona musiki dersleri vereceğim. Olacak şey mi bu? Ben o saraya gitmem artık, ben ders vermem artık o sarayda. Sultan hazretlerini gücendirmek olmaz. Ayrıca Yaver Bey de bu derslerin devamını istiyorsa karşı koyamazsın. Fehim Paşaları bilmezsin.
Allah'ın laneti insanlardır onlar. Canavar! Canavar bunlar! Gözünü bile kırpmadan nasıl işkence ediyor zavallı çocuğa? Suçu da neymiş biliyor musun? Haremdeki kızlardan birine bahçeden meyve koparıp vermiş. Ruhsuz adam! Ya benim? Ya benim günahım ne Gülizar? Dünyanın en ince ruhlu insanını kaybettiğim yetmiyormuş gibi... şimdi de böyle bir adamın zevcesi olmaya zorlanıyorum. Babam öldükten sonra... suçsuz olduğu anlaşılmasaydı da... buralara dönmez olsaydım keşke. Ölümden de acı bu. Padişah efendimizin lütfuymuş. Olmaz olsun böyle lütuf. Yavaş konuşun Nazlım. Bir başkasını düşündüğünüz, böyle konuştuğunuz duyulursa mahvederler ikimizi de. Tek arkadaşım, tek sırdaşım sensin Gülizar. Bir akıl öğret, bir yol göster bana. İsteyin canımı vereyim sizin için. Ama bu irade işidir, ferman işidir, güç yetmez. Hiçbir çaremiz yok Nazlım. Hiçbir çaremiz yok. Bana şarkıdan başka söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Merak etmeyin. Her şeyi biliyor Gülizar. Ne söylememi istersiniz o zaman? Halimi anladığınızı, bana acıdığınızı söyleyin yeter. Eli kolu bağlı bir esirden farkım yok, anlayın beni ne olur. Siz olsun eziyet etmeyin Nazlınıza. Sizi ağlar görmemek için verilecek bir canım varsa bin kere feda olsun size. Emredin ne yapayım? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Efendimize varabilsem, ayaklarına kapansam, yalvarsam, ağlasam. Ama olacak şey değil bu. Sesimi duyuramam, derdimi anlatamam bunlara. Ben konuşurum Yaver Bey'le. Yok olmaz. İşte o zaman kaybederim seni. Öldürür, söndürür. Bu kadar. Bu kadarcık görmeye de razıyım ben. Razıyım. Ses kesildi, meşk bitti galiba. Ne güzel okudular. Dikkat ettiniz mi? Katip Bey bizimle hiç bu kadar yanık okumuyordu. Tabii okumaz, meğer işin içinde iş varmış. Sağır Sultan duydu ayol. Meşk bitti.
İçeride bir fiskos, bir fiskos! Yanlarında bakçı yok mu? Var, var ama benim gözüm pek tutmadı o kızı. bir yanık kokusu geliyor burnuma. Yanlışlıkla bana kokladın galiba! Tövbe tövbe! Anlarlarsa kıyamet kopar! Sonra? Sonrası bu işte! Gözlerimle gördüm. Bunlar şarkı söylemiyor, karşı karşıya geçip iki göz iki çeşme ağlıyorlar! Aman Kalfacığım, kimse duymasın! Deli misin sen ayol? Herkese söyler miyim bunu? Bir sen biliyorsun, bir ben, bir de Allah! Aman ne diyorsun Kalfa, sonra? Sonrası bu işte! Olan olmuş, torba dolmuş senin anlayacağın! Duyulursa mahvolur! Kim duyar ayol? Bir sen, bir ben, bir de Allah biliyorum! Ne diyorsun Kalfa, doğru mu dediklerim? Şaşırdın değil mi? Haklısın, şaşırılmaz mı hiç? Aman Ahçıbaşı, bir sen biliyorsun bu işi, bir ben, bir de Allah! Kurban olayım, dilini sıkı tut! Tövbe tövbe! Allah vere de hanım sultan duymasa! Kovar vallahi o katibi! Bir haberin şuyu vukuundan beterdir derler. Size sonsuz bir itimadım var ama bu dedikodu meydana gelmemeliydi. Bu dedikodu yaver beylerin kulağına gider de Nazlı hanımı derse göndermezlerse hanemin şerefi rencide olur. Müsaade buyurursanız sultanım. İzahat talep etmedim. Sadece ikaz ediyorum. Nereye? Hanım sultana meşke efendim. Bundan böyle saraya gidilmeyecek artık. Meşke nihayet verildi. Odanıza gidin. Katip beyefendi! Gecikecekler mi acaba? Hiç gelmeyecekler efendim. Meşk yok bundan sonra. Hanım sultanla görüşebilir miyim? Hayır katip bey! Kimseyi kabul edemeyeceklerini, hasta olduklarını söylediler. Yani böyle söylememi emrettiler. Anlıyorum efendim. Hürmetlerimi arz edin kendilerine. Ellerinden öperim. İç bakalım Katip Paşa. Ancak ve ancak içersen açılırsın. Ben de bir kere bir kantocu karıya tutulmuştum. Bunun sayesinde kurtardım paçayı. Hiçbir şey Nazlı'mı unutturamaz bana. Yazık! Çok yanarsın öyleyse! Senelerce sevişelim, yanalım birbirimize, bekleyelim birbirimizi... Sonra da bir yabancı gelsin, benim bağrımdan söküp alsın Nazlı'mı! Söyle bana Bican Efendi, hak bu mudur? Yo, hak yoktur Katip Efendi, kuvvet ve irade var! 40 yıllık karılarını, boşayanlarını gördük biz! Dürü Hoca gönderdi! Hocam beni çağırıyor. Burada olduğumu nasıl bilir? Her şeyi bilir o! Hadi durma, koş! Bu halde nasıl varırım huzuruna? Biraz içkiliyim. Öyle şeye bakmaz! Hadi dedim sana, hadi! Ağla! Gözyaşları gönül pınarının incisidir der Hazreti Mevlana. Ağlamak kişiyi kamil kılar. Ağla! Benim bunda ne günahım var hocam? Sevmekte günah yoktur. Ama unutma ki hakiki vuslat ille de yan yana olmakta değildir. Dilediğin aşka elinle, gözünle değil, burası ile de nail olursun istersen. Onun yolu da kendini ibadete, hakka bağlamandır. Bu aşk, yıllarca evvel körpe yüreklerimize Allah sevgisi, Allah korkusuyla birlikte girdi hocam. Nasıl unuturum ben onu? Onu unut diyen yok sana. Gönlünü Allah'a bırak, sevdiğini de yanında bulursun. Senin yerin burası evlat. Yarın semaya varacağız, gel buraya. Ben ehli değilim ki hocam. Her kim olursan gel, gene de gel demiş Hazreti Mevlana. Yarın bizimle ol.
Gör güzel Allah ne eyler, eylerse güzel eyler. İstediniz geldim Nazlım. Emredin. Ümidim, tek tutar dalım, her şeyim sizsiniz, kurtarın beni. Ağlamanıza, ıstırap çekmenize tahammülüm yok Nazlım. Üzülmeyin, Allah şahidim olsun ellere bırakmayacağım sizi. Hiçbir şey, hiçbir tehlike yolumdan caydıramaz beni. Buralarda aman vermezler bize. Uzaklara, uzaklara kaçalım. Kimsenin bulamayacağı uzaklara. Korkmayın Nazlım. Kendim için değil, sizin için korkuyorum. Durmayın, uyandılar. Siz içeri Nazlım, siz de benle gelin. Hadi yavaş, çabuk olun, çabuk olun. Hadi gelin. Tavan arasına. Hala kim olduğunu söylemeyecek misin? Bayıldı efendimiz. Yakalandı mı? Hayır bey, ama kıyafetine bakılırsa katipten bir genç. Katipten ha? Anlaşıldı. Bunun da konuşmasına hacet yok artık. Atın zindana kalta. Yarın da defenin gitsin! Buyurun. Hemen bizden beraber geleceksiniz. Hemen mi? Fakat kalemde beklerler. Artık sizi kalemde beklemeyecekler Katip Bey, buyurun gidelim. Ne konuşmamı istiyorsunuz? Dün gece konağın bahçesine geldiğini itiraf etmeni. Söyle, sendin değil mi? Evet, bendim. Buna nasıl cüret edersin? Seviyorduk birbirimizi Nazlı'yla, yıllar evvelinden, ta çocukluktan. Sizi değil, beni istiyor, beni seviyor. Bir kelime daha söylersen öldürürüm seni. Gene de sever. Kalbi bana ait olan bir kızla hala evlenmek isteyecek misiniz? Evet,
Gururum var benim. Yaver'in sözlüsü bir başkasını sevdi dedirtmem kimseye. Buradan çekip gidersen bu işi unutur, iki de kıdem verdiririm sana. Anlaştık mı? Hayır. Kıdem ve mevki karşılığında satılacak aşkım yok benim. Vurun zincire! Kamçımı verin! Kendine geliyor. Bir de çorba içerse kuvvet gelir. Hazretim, bu nasıl iştir anlayamadım. Dünya hali, olur böyle şeyler. Herkesin rızkını Allah verir. Ne yapalım, katiplik olmazsa başka bir meşgale olur. Öyle bir iyileşsin de. Artık bana bütün kapılar kapalıdır efendim. Bizim kapımız herkese açıktır evlat. Kaldı ki sana. Sağ olun hocam. Büyük devlet benim için. Ama neyle geçinirim ben? Nasıl bakarım anneme? Sen ne ki bu ses 10 tane anne besler evlat, 10 tane! Bu sesine şanoya çıkarsan ihya olursun. Hocam, siz... Olur derim evlat, hem de pek güzel olur. Alın terinin kirlisi olmaz denilmiştir. Beyaz kağıt üzerine mürekkep dizmek neyse... güzel bir sesle ruhlara teselli sunmak da odur. İyisini yap da ne yaparsan yap. Bunu siz mi söylüyorsunuz hocam? Hayır evlat. Hazreti Mevlana. Bin bir fındık kuruduyum, fındık satarım aman aman. Bin bir fındık kuruduyum, fındık satarım aman aman. Çalgıcıya mecidiye atarım. Fındığı satar, rakıyı da atar. Çalgıcıya mecidiye atarım. Ah Messi, çok teşekkür ederim yavrum. Hazırım ve hayranlıkla seni alkışladım ablacığım. Senden bize alkış mı kalır canım? 3 ayda bizi geçmişsin. Estağfurullah ablacığım. Şuraya bak! Ah canım, ne güzel okudun, ağzını öpeyim! Nedense seni dinleyince gözlerim yaşar, orada yanamıyor. Sağ olun ablacığım. Galiba. Yeni gelmiştir, bizimle çalışacakmış. Adı da Araksi. Araksi? Gülizar. Gülizar hanımefendi. Ne işin var senin burada? Ya sizin? Ya sizin ne işiniz var efendim?
Ağlama Gülizar. Her şeyini, her şeyini anlat bana. Kader arkadaşımsın sen benim. O geceden sonra günlerce dövüp aç bıraktılar beni. Başka bir kapıya verdiler sonra da. Orası daha beterdi, dayanamadım, kaçtım. Adımı değiştirerek buralara düştüm sonunda. Yapacak başka şeyim, gidecek başka yerim yoktu. Ya Nazlım? Nazlım ne oldu? Bizi birbirimizle görüştürmediler bir daha. Çok ağladığını, canına kıymak istediğini duydum sonra. Dar kurtarmışlar. Yaver Bey'e isyan edip öldürürüm kendimi demiş. Sonunda susmuş tabii Nazlıcık. Boynunu büküp kadere razı olmaktan başka ne yapabilir ki? Şimdi yaşayan ölüden farksız belki de. Ben de öyleyim Gülizar. Nazlı benim için ömrümce unutamayacağım bir saadet rüyası artık. Bundan böyle kaderin rüzgarı önünde içim kan ağlarken gülecek. Hıçkırıklarımı bu sahnede birer kahkaha, acı bir kahkaha olarak duyuracağım herkese. Alkışlara, bütün teveccühlere rağmen unutamıyorum onu anneciğim. Her an onunla göz göze, her an onunla el eleyim sanki. Ama bu sözlerin hepsi boş tabii. Şu anda belki de Nazlım o adamın zevcesi olmuştur. Bu akşam erken gideceğim demiştin. Çıkacak mısın hemen? Evet anneciğim. Büyük bir paşanın konağında sünnet düğünü varmış. Bizim kumpanyayı toptan davet etmişler. Agopyan efendi de hatırını kıramamış paşanın. Belki de eğlenirsin biraz.
yangın var. Uğurlar ola Bekçi Baba, yangın nerede? Araksi'nin kalbinde. Eyvah! Yangını var, yangını var! Ben yanıyorum! Yetişin ha dostlar! Tutuşuyorum! Yangını var, yangını var! Ben yanıyorum! Yetişin ha dostlar! Tutuşuyorum! Mersi, mersi! Hadi bakalım, sıra sendedir. Hazırsın yavrum. Ah kakürsin, hazırız işte. Bizimle geleceksin. Müslüman kızlarının kantoya çıkması yasak. Biliyorsun herhalde. Ben... İzin verin de giyinin. İsabet olur. Sultan Hanım geliyor. Ay, Sultan Hanım geliyor. Kızlar, Sultan Hanım geliyor. Duymadınız mı? Sultan Hanım geliyor dedim. Çabuk toparlanın biraz. Sultanımız, bu ne şeref, bu ne devlet bizim için! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Nedir, ne oluyor? Adını değiştirmiş, oyunculuk yapıyor, Müslüman kızı sultanım! Sultanım! Affedin sultanım! Serbest bırakın! Himayemi alıyorum! Için affedin beni, affedin! Şarkı söyleyemem bugün! Bütün millet senin için toplanmıştır, üstelik Sultan Hanım onun bile... için söyleyemem zaten! Sultan Hanım geldiği için söyleyemem! Söyleyemem! İyi söylersin, doğru söylersin ama evlat! Meclise bir Sultan Hanım gelsin de... Bir hanende o meclisi terk edip gitsin... Olacak şey değil bu. Başka ne yapabilirdim efendim? Beni sünnet düğününde şarkı okurken görselerdi müteessir olmazlar mıydı? Ayıplamazlar mıydı? Neyse, hayır olur inşallah. Senin Nazlı Hanım kızımızdan bir haber var mı ki? Ona bakalım biz. Yok efendim. Hiçbir haber yok. Güzel kız gene mi ağlıyor? Babamı düşündüm de efendim. Ama hiç yakışmıyor o güzel gözlerinize ağlamak. Görenler gelinim için ne derler sonra? Haklısınız efendim. Ağlamamaya gayret ederim efendim. Efendi Hazretleri geldi sultanım. Etekliğiniz, buyur ediniz. Buyursunlar efendimiz. Destur var mı sultanım? Hoş geldiniz, lütfettiniz efendi hazretleri. Safalar getirdiniz. Safada daim olun sultanım. Efendimize bir ilticamız olacak. Başımla beraber efendi hazretleri, buyurun efendim. Sizi dinliyorum. Hey! Evlat durmayasın, gidiyorsun. Saraydan çağırıyorlar seni. Araba kapıda bekliyor. Saraydandır! Padişah babamız bizi davet etmemiştir! Hadi hent! Padişah efendimiz aklını oynatmamıştır ki seni çağırsın, aman hadi! Aman avuç eşşugu dorsedi! Yalnız ve yalnız katibimizi çağırıyor! Katibimizi! Evvel benim... Nazlı yar... Severim kimseler bilmez, bir aşkadır düştü gönlüm, yanarım ki. Bir aşka...
kimseler bilmez. Kulunuzu emretmişsiniz sultanım. Sizi tebrik ederim. Efendimiz sesinizi pek beğenmişler. Mahsus olmuşlar. Takdiri şahaneye mazhar oldunuz. Ayrıca müjdelerim var size. Hikayenizin esasını Dürrü Hoca Efendi'den öğrenince zat-ı şahaneye arz ettim. İrade buyurdular. Başkatiplik rütbesiyle memuriyetinize devam edeceksiniz. Ömrü devletiniz uzun olsun sultanım. Ve bilhassa ehliyeti musikiyeniz zat-ı şahanece de takdir olunduğundan Hümayun Saz heyetine hanende ve muallim nasbedildiniz. Bu hanım kızımız da talebeniz olmakta devam edecektir. Hem talebeniz, hem de padişah efendinizin izniyle müstakbel zevceniz. Allah mübarek etsin.